İsmim Sedat Aktaş. Yunus Usta ile 23 yıllık bir dostluğumuz söz konusu. Hem asker arkadaşıyız, hem mahalleden arkadaşız. Yıllardır kader bizi ayrılmadı. Biz de burada yine birlikte devam etmekteyiz. İşletme olarak Yunus Usta'nın disiplini olsun, çalışması olsun, burada her konuda birlikte bütün yükü yüklenip çalışmaya devam ediyoruz. Burası çok yoğun bir işletme. Eski olması ve ürünlerin günlük yapılıp taze tüketilmesi ve doğal olması en büyük sebeplerinden bir tanesi. Buraya başlama hikayemiz şöyle. Tabii askerden geldikten sonra farklı işletmelerde çalıştık. Yıllar sonra bir vesileyle beraber çalışma fırsatı bulduk. Yunus'un söylemesiyle birlikte yapalım. Gel sen de yardımcı ol gibi çalışalım, beraber devam ettirelim. Biz de bir işin ucundan tuttuk. Son 6-7 yıldır ara ara da olsa buradayız. Şu an devamlı olarak buradayız. Yunus Usta'nın işe olan özverisi, gerginliği, disiplini hepimize yansıyor. Genel olarak burada bir koşuşturma söz konusu. Çünkü Yunus her işte kontrolü sağlamak istediği için, yani öyle bir karaktere sahip olduğu için biz de zaman zaman zorlanıyoruz. Zorlanmıyor değiliz. Bazen tartışmalar oluyor, ufak sürtüşmeler oluyor. Tabii bunların hepsi tatlı telaşlar. Bu işletmenin tabii ki bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi Yunus'un disiplinidir ve elinin iyi olmasıdır. Tatlıda özellikle Yunus'un gerçekten bir farkını ben de gördüm yani. Yani kendi arkadaşım olarak söylemiyorum. Yani birçok yere gidiyoruz. Biz de test ediyoruz, geziyoruz, bakıyoruz. Yunus'un gerçekten tatlıda bütün özverisiyle yaptığını görüyoruz yani. Burada şöyle, ben jokerim, öyle diyebilirim. Biz burada her işi yapmaya çalışıyoruz. Ya bizim bu işletmede şöyle bir kural yok. Sen bu işi yap, ben bu işi yapayım. Burada yapmak istediğimiz tek şey müşteri memnuniyeti. Ve dolayısıyla bütün boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor imalata yardım ediyoruz. Yeri geliyor diğer işletmelerimize bakıyoruz. İşte tatlı diziyoruz, yer siliyoruz, süpürüyoruz, her işi yapıyoruz. Burada zaten bir aile ortamı var. Hani işçi, personel, patron, böyle bir sistem yok. Her işi yüklenmeye çalışıyoruz ki müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışalım. Tabii her şeyden önce müşteriyi memnun etmek çok zor böyle bir zamanda. Müşteri her zaman hizmet bekliyor ve en iyisini bekliyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz işletmelerde ekip çok önemli. Ekibinizin iyi olması lazım. Biz de bunu iyi kötü sağladık. Görüntüden ziyade biz burada damak zevkine önem veriyoruz. Dolayısıyla burada bir manzara satmıyoruz. Burada biz günlük doğal ürün üretmeye çalışıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Tek amacımız bu zaten. Ben Emine Başsu, 57 yaşındayım. 25 sene pastane işlettim. Emekli oldum. Arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Burası yapılan bütün ürünlerimiz çok güzel, çok lezzetli. Hepsinin tatlarına bakıp kendim de denetim gibi yapıyorum. Harika tatları var. Zaten gelen müşterilerimiz, gelen çevredeki insanlarımız hepsi hayranlıkla yiyorlar. Lezzet bakımından çok güzel. Ustalarımız kendileri çok büyük itinayla, güzellikle uğraşarak sabahtan başlıyorlar, akşama kadar kendileri yapıyorlar. Ben burayı çok seviyorum. Çalışma ortamı da güzel. Herkese tavsiye ediyorum ki buraya gelip herkes bunun tadını, lezzetini aldığı zaman bırakmıyorlar. Her hafta sonu biz oturmaya vakit bulamıyoruz. Herkese yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da böyle devam ederiz. Yunus Usta çok güzel bir usta. İşine o kadar bağlı bir arkadaşımız ki ailesini, çocuklarını ve her şeyini unutarak işine dalıyor. Her şeyi dört dörtlük, doğal şeyler yaptığı için ben çok beğeniyorum. Kendi de mesleğim olduğu için çok çok hayran. Yani bizi bile geçti diyebilirim. İnsanla ilişkileri çok güzel. İlk başta çalışanlarıyla ve gelen müşterilerimizle çok güzel ilişkisi var. Yani ben bile hayranlıkla bazen izliyorum. Ben bile diyorum ki bazı şeyleri bilmiyormuşum. Yunus Bey'den öğrendim. O yönden güzel gidiyor böyle. Her şeyi çok güzel, dört dörtlük bir insan Yunus Bey. Ben çoluk tezgahta. Hani insanlarla, müşterilerle, onlarla ilgileniyorum. Hem güzel anlatım yapıyorum, hem güzel paket ve seri çalışmak zorundayız. O yüzden pek içeriye giremiyorum. Ama Yunus Bey de kendisi zaten rahatlıkla her şeyi yapıyor. Gelen müşterilerimize güzel ve hoş davranırsak, her şeyi güzel anlatırsak, onlar bizden memnun oluyorlar, biz de onlardan memnun oluyoruz. O yüzden her şeyi güzelce anlatıyorum, içeriğini soruyorlar.
açıklamasını yapıyorum. Herkes yiyor, memnun kalıyor ve gidiyorlar. Yani benim için en güzel bir şey, duygu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.